Şimdi teklifle ilgili geçen hafta veya bir iki hafta önce barolar başkanları ile Sayın Feyzoğlu'nun verdiği görüntü çok olumluydu. Yani 80 baro başkanı ve barolar biliyor. Bugün Sayın Feyzoğlu'nu eleştirme, kırma, yıpratma değil. Bölünmemeleri lazım. Yani şimdi bugün Barolar Birliği Başkanı gelme dese de oraya gidecek, sahip çıkacak. Çünkü o Barolar Birliği Başkanı. Ve orada eğer 60, 57, 50 kaç baro varsa, 30 olsun, baronun başkanı varsa gidip oraya sahip çıkacak. Barolar Birliği Başkanı şu anda o Eskişehir yolunda giriş kapısında bekleyen avukatların yanına gidecek. Gideceksin sen kardeşim. Çaren yok. Olmaz. Öbür türlü tarihe geçecek görüntü, hoş bir görüntü olmayacak. Böyle olmaz mı? Bunu yapamazsın. O baro başkanlarında şunu yapmaması lazım. Peki Efendim, tam tersi de siyaseten mümkün değil bakıp, mi Ersan bir Hoca? saniye sözümü bitireyim. Bakıp Metin Feyzoğlu efendim 2000, açık açık konuşalım bazı şeyleri ya. Bizim 2014 yılında tanındığımız Feyzoğlu değil. Biz Danıştay'daki veren görüntüyü istiyoruz. Başbakanı eleştiren Cumhurbaşkanı. Anayasaya karşı çıktı Metin Feyzoğlu, bakmayın. 16 Nisan referandumu. Niye o zaman alkışladınız? Bırak, görüş öyle bulur. Milliyetçi efendim, yurtsever görüntüsü çizebilir. Ben de çiziyorum. Ama şu anda eleştirdiğim noktayı ortaya koyuyorum. Diyorum ki ben yurtsever bir insanım, milliyetçi bir insanım. Diyorum ki kardeşim çoklu baro olmaz. Bu nispi temsil demokratik değil. Onun burada yeri yok. Sırf baro başkanlarından oluşacak bir biçimde delegeleri kurarsanız, Barolar Birliği Başkanı'nı seçerseniz bu da antidemokratik olur. Bunun yerine her 300 delegeye bir, her 300 avukata bir delegeyi arttırın. 1000, 1500, 2000, 2500. Yani İstanbul'un etkinliğini eğer Barolar Birliği'nde kırmak istiyorsanız bunun yolu bu değil. Bunun demokratik yolu her 300 avukata bir delege yerine her 1000'e, 1500'e, 2000'e, 2500'e. Ama diyeceksiniz ki Yaşar Hocam da biliyor bunu. Bütün arkadaşlar, İstanbul'u durduramıyorsun kardeşim. İstanbul 100 bine koşuyor. Durduramayacaklar. Bu ülkenin sorunu. Bu senin geliri yayamamanın sorunu. Teşbih artı gitmiyor Sivas'a, gitmiyor Kars'a kardeşim. Gitmiyor. Okuyor burada kalıyor. Ekmek burada diyor. İş burada diyor. Ticaret burada. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da diyor. Gitmiyor. Nasıl götüreceksin? Yerleşme ve seyahat hürriyeti var. Şimdi İstanbul Barosu avukatlar aman bize üye olsun diye pankart mı asıyor? Neon ışıklarıyla fosforlu şey mi veriyor? Hayır. Gitmiyor. Bunu kesemezsin. Esas sorun bu. Esas sorunun bu olduğunu bilip efendim biz bu sayıları azaltalım diyerek birbirimizi mi kandıracağız? Paris Barosu'nda da 21.400 avukat var. Az değil. Bir baro içindeler. Yapabiliyorsun. Orada da asli hukuk mahkemelerine göre barolar oluşturuluyor. Bizde il sistemine göre oluşturuluyor. Yani büyük baroların efendim işte 50 bin üyeli baro mu olur? E tamam, olmasın da bunun yolu bu mu? Şubeleşmeyi yap o zaman. Dolayısıyla aklın yolu bir. Biz bak şimdi bir sorunu çözerken çözdüğümüzde hukukilikten ve demokrasiden ayrılmamamız lazım. Üç sorun var kardeş, net. Çoklu baro, nispi temsil, Barolar Birliği Başkanlığı seçimi. Üç öneri, çoklu baro. Yanlış. Bu anayasadan da dönecekse söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi'nden. Dönecek bu. İki, nispi temsil. Meclisi oluşturmuyorsun, milletvekili seçmiyorsun. Olmaz. Çarşaf listeyi getir. Daha net getir. Katılımı arttır. Baro seçimlerinde yarıdan az olursa seçim yapılamaz de. Üçüncüsü, Barolar Birliği Başkanı'nın seçimini. Her baroyu bir delege temsil eder, o da baro başkanı. Bu da demokratik değil kardeşim. Bu demokratik değil. Efendim bunun başka çözümü yok. Çözümü yoksa bence o zaman demokrasi sorununu biz nerede çözeceğiz biliyor musun? Yaşar Hocam da ara sıra bu konuları tartışır. Önce meclisi demokratik hale getir. Ön seçimi getir. Ülke seçim barajını indir, kaldır ne yapıyorsan. Bunları yap, oraları yapalım. Peki hocam. Ha, yani biz niye buna barolardan başlıyoruz? Ben onu da anlamıyorum. Yani demokratikleşme, esas ihtiyaç olan yer seçim mevzuatını, asıl sorunlarımızı çözmek yerine barolara mı kaldık? Yani şimdi bütün mesele bitti ülkede. Baro başkanlarının, Barolar Birliği Başkanı'nın seçimiyle ülke ihya mı olacak yani? Hukuk düzelecek mi? Hukuk mu ihraç edeceğiz? Veyahut da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ndeki bazı şampiyonluklarımız son mu bulacak, hak ihlallerimiz? Onların müsebbibi avukatlar mı? Hukuk fakültelerinin sorunlarını çözmek yerine mesleki yetiştirme, mesleki haklar,
Niye bizim 50 bin avukatımız oldu İstanbul'da? Bak bunlar önemli. Bu asıl sorun bunlar. Yoksa git efendim işte ben şunu kurdum, bunu kurdum. Ondan sonra biraz önce Sayın Zeyrek'in söylediği gibi hangi siyaset gelirse Adalet Bakanlığı'nın bir şeyi olursun, birimi olursun. Bitti. Bak Adalet Bakanlığı'nın birimi olursun diyorum. Hocam. Başka bir şey olmaz. Bu gündemi şimdilik kapatalım. Belli ki çok konuşulacak, çok tartışılacak. Yarın öbür gündeki Ankara'daki durum devam ediyor. Ben ona ilişkin bir cümle söyleyebilir miyim? Bir cümleyle alayım. Yani, Ersan Hoca Barolar Birliği Başkanı'nın sorumluluğunu hatırlattı. Tabii haklıdır o, şu anda bütün baroların seçtiği çoğunluk oyunu alarak seçilmiş bir birlik başkanıdır. Kıymetli bir pozisyondur. Mesela onun çağrısı var. Diyor ki gelin baro başkanları olarak hepimiz birlikte çoklu baro anlayışına o da karşı olduğunu kamuoyuna açıkladı. Yaptığı röportajlarla. Gelin bunları konuşalım, sentezleyelim, fikirlerimizi söyleyelim. Dolayısıyla hani bu gerginliğin bir tarafı da siz olmayın. Tamam, polis bunu yapmasın. Bu görüntü hoş bir görüntü değil. Bütün bunlarda hemfikirim. Ama yani yarından tezi yok. Bu kapılarda beklemek, yani Eskişehir yolunda beklemek. Buna gerek yok. Kapı açık, gelin fikirlerimizi söyleyelim. Ben bir Barolar Birliği Başkanı olarak bu çağrıyı da yapıyorum size dediği zaman. Bu baro başkanları buna niye itmez? Hocam şu anda Yaşar Hocam, Barolar Birliği Başkanı ile... Bakın, bir şunu söyleyeyim pardon. Barolar Birliği Başkanı ile... Bir saniye. Barolar Birliği Başkanı... Ya bazı gerçekleri konuşalım kardeşim. Barolar Birliği Başkanı ile Ankara, İstanbul, İzmir barolarının başta olmak üzere ana gerginlik, çatışma 2014 yılındaki Metin Feyzoğlu'nu istiyorlar. Yanlış bu. Onlar 2019 yılındaki Metin Feyzoğlu'nu istemiyorlar. Yani ama işte buna girdiğin anda sorun siyasileşiyor. Hocam.